Yani bölgeye biz hizmet ediyoruz yani. Bak, ağaçları görüyorsunuz. Binlerce, on binlerce, yüz binlerce ağaç biz getirip bölgeye, yani ticaret de olsa satıyoruz. Yani neticede bir hizmet yapıyoruz yani. Onun için de çok bahtiyarız yani, mutluyuz. Niye? Çünkü yeşillendiriyoruz. Evet. En çok meyve ağacı satılıyor. Meyve ağacı. Yani armut, ayva, kayısı, şeftali, kiraz, vişne, erik, incir. Yani ne derseniz, yani meyveye dair ne dersiniz? Yani kivisine kadar, fıstığına kadar satıyoruz. Satışlar bu sene biraz pahalı. Biraz yani %50'ye varan bir şey oldu, artırım oldu. Nakliyelerde de bir artırım oldu. Yani %100'e varan bir farklılık oluştu. O yüzden yani alımlar biraz daha kısıtlı oluyor. Nakliye bunlar Bursa'dan, İzmir'den, yani ekseriye Ege bölgesi Marmara'dan geliyor. Yalova kadar. Şimdi bunlar hep aşılı meyveler. Yani ben meyve üzerine konuşuyorum. Genelde bizim bitkiler hep oralardan gelir. Yani Marmara, bir de Ege. Evet. Yani Mersin civarında da, Akdeniz'de de biraz getiriyoruz. Süstürü bitkileri de. Yalnız meyve olarak oralardan geliyor. Bir de Hatay bölgesi. Yani Akdeniz, Ege ve Marmara bölgesinde yoğunluk. Yani oradan biz buraya getiriyoruz bitkiyi. Neticede şey, ağaçtır yani. Yani pek fazla şey, mesela demin zeytin mesela vatandaş alacak. Mesela zeytini almışız 180 liraya. Maliyetiyle 200'e mal olmuş. Mecburi biz de 250 diyoruz. Çünkü bir fidesi değil mi? Bir fidesi, evet. Şimdi kardeşim, bu sen bunu 200'e versen para kazanmazsın. Hatta zarar edersin. 250 diyoruz, adam itiraz ediyor. 200'e say diyor, veremiyoruz. Çekip gidiyor. Yani almıyor. Ama alım gücü olan alabiliyor. Evet. Yani sıkıntı yok, neticede ağaçtır. Yani arazisi olan, bahçesi olan, bağı olan yani alır yani. Alıyor da kısıtlı alıyor. Mesela gibi değil yani. 20 alacağına 10 alıyor. Yani, evet. Yani maalesef ekonomik durum böyle ama ağaçtır neticede. Fedakarlık yapıp alıyor adam. Şu andaki yaşım 69. 70'e ayak basıyorum. Mutluyum. Toprakla ilgileniyorum. Yani kazanmasam da o gençliğim bana kalıyor. Yani gençliğim derken dinçliğim. Eğer meyveyi seviyorsanız ağaç dikin. Eğer çevreyi seviyorsanız ağaç dikin. Eğer kendinizi seviyorsanız ağaç dikin. Eğer vatanınızı seviyorsanız yine ağaç dikin. Yani ağaçsız vatan, vatan değildir. Altını çiziyoruz. Onun için ağaç dikin. Hayvanları seviyorsanız da ağaç dikin. Ciğerlerinizi seviyorsanız da ağaç dikin. Bu betonarmanın hiçbir önemi yok. Çünkü beton insanı psikolojik rahatsız ediyor. Ama yeşillikle bütünleşince mesele kalmıyor abi. Hayat güzel oluyor. Hayat güzel. Umarım tüm insanlar bu duvarla sahip olur. Ağacı sever, kurur, alır, diker. Ocağıma incir ağacı diktin diyorlar. Yani incir ağacını dikin. İncir mübarek, güzel bir meyvedir. Bak şu anda bahçeye geçseniz her türlü meyve var burada. Bak meyvenin zamanı geçiyor. Biz sökümü getiriyoruz, poşetliyoruz. Bak poşetleri gösterebilirsiniz. Poşetliyoruz. Yine o ağacı canlandırmaya çalışıyoruz. Yani bir iki üç ay poşette kalacak, kök yapısını tamamlayacak. Yine vatandaşa hizmet edeceğiz yani. Ya gel, devam et, gel. Kaçamak yapma, gel.